Atamızın bize bıraktığı çok önemli bir miras var. Bu da 100 yıllık bir birikim, 100 yıllık bir güç, 100 yılı aşan bir deneyim. Bizler aslında bununla hareket ediyoruz. 1 Nisan'dan itibaren yaklaşık 36 kilometre asfalt çalışması yaptık, hayata geçirdik. Ve ilçe belediyelerimize de yaklaşık 845 ton yol yapım malzeme desteği sağlamışız. Bodrum'da merkezde trafiğin arasında kalan bir itfaiye birimimiz vardı bizim. Onu da şimdi daha ulaşılabilir bir yere aldık. Nisan'dan itibaren 2198 yangın oldu. 835 kaza oldu. İklim krizinin etkileri hissedilmeye, daha artarak hissedilmeye devam ediyor. Bizim filomuzu güçlendirmemiz gerekiyordu. 15 yeni aracı da alıyoruz. Fethiye Körfezi ve Marmaris Körfezi'nde kirlilik bilimsel bir çalışmayla buranın asıl kirlilik kaynaklarını tespit etmek için başlattık. Talep eden her türlü vatandaşımızın ihtiyacı için yaklaşık 47 kilometrelik kanalı son 3 ay içerisinde temizledik. Muskin'in bütçesinin 1/5 birini enerji kapsıyor maalesef. Ve yaklaşık Muskin'in elektrik enerji giderlerinde %10 şu anda tasarruf sağladık. Muğla'da en büyük sıkıntımız malum çevre müdahaleleri. Bununla ilgili hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Muğla'nın ilk flek tesisiyle yem desteğine başlayacağız. Hem canlı hayvan yemi burada üreteceğiz ve vatandaşlarımıza hayvancılık kullanmaları için bu yemi ulaştıracağız. Milas'ta bir kültür merkezi yapımı şu anda sürmekte. O da yakında bitecek. Ama diğer ilçelerimize de sözlerimiz var. Onları da belli bir plan dahilinde hayata geçireceğiz. Okçularımız Avrupa şampiyonu oldu. Kendilerini kutluyoruz. Şu anda bir öğrencinin günde 3 kere en az okula gidip gelmesi gerekiyor, yurdundan veya kaldığı yerden. Elimizdeki imkanlar nedir bizim şu anda? Ulaşım. Yetkimiz burada mı? Evet, biz burada hemen bir adım atalım. Ve bunu yaptık. Yol üstü otoparkları, öncelikle ihaleleri iptal ettik. Şimdi kendimiz işletiyoruz. Gençleri orada istihdam ediyoruz. Birçok yere yeni güzergah açtık. Bunlar bizden talep edilen güzergahlardı. Onları da vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda hizmete açtık. Feribotlarımız şu anda Didim'den Turgut Reis'e, oradan Bodrum'a, Marmaris Fethiye'yi de bağladık. Yakında diğer belde arasındaki ulaşımı da yaparak kıyılarımızı denizden birbirine bağlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet'in sağladığı tüm olanaklardan eşit yararlanacakları özgür, adil, demokratik, renkli bir kent kurmak bizim de görevimiz. Yerel yönetim olarak bizler halkçı, sosyal demokrat belediyecilik manifestosuyla hareket ediyoruz.